Evet sevgili izleyenler, içimizde dışımızda yanıyor. Anız yakma dolayısıyla birkaç sene önce neredeyse koca bir Bodrum Yarımadası, hatırlarsanız, kül olmuş. Muğla'nın gözle görülür bir doğa değişimine ben bizzat orada arkeoloji, yani bir belgesel hazırlarken tanıklık etmiştim. Yani tarihi eserleri ve insanları kurtarma peşinde. Şimdi ise canlar gidiyor ve çıkan yangınların %50'sinden fazla nedeni anız yakmaktan kaynaklanıyor. Peki neden ders almıyoruz? Son derece basit bir soru. İyisi mi? İşin uzmanına soralım. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Sait Gezgin karşımızda. Sevgili hocam, iyi akşamlar. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum Mesut Bey. Canım hocam, bu anız yangınları giderek felaket haline geldi. Felaket halini alıyor. Şimdi bunun mutlaka nedenleri vardır ama sonuç itibariyle biz acıdan da ders çıkartmayı unuttuk anladığım kadarıyla. Bu anız nedir ve gerçekten yakılmalı mıdır? Üstelik kim tarafından yakılmalıdır? Yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bir sözü sizden alalım. Teşekkür ederim. Tabii ki Mesut Bey, aslında anızın yakılmaması gerektiğini bizim ülkemizdeki birçok çiftçi tarafından da bilinmektedir. Çünkü anız bizim topraklarımızın en önemli organik madde kaynaklarından bir tanesidir. Ama çiftçilerimiz özellikle ikinci ürün ekimi yapılan yerlerde veya anızın parçalanıp toprakla karıştırılmasının zor olduğu yerlerde anızı yakıp hemen ekim yapmakta. Çünkü anız tohum yatağı hazırlığını engel olan bir materyal. Oh. Evet, toprakların önemli bir organik madde kaynağı olmasına rağmen ekim yapıldığı zaman toprakla tohumun temas etmesini engelliyor ve bunun içinde ekilen bir tohumun yeterince çıkış yapamaması ve verim kaybına neden olmakta. İşte bu nedenle çiftçiler anızı istemeyerek de olsa yakmak zorunda kalıyor. Ancak tabii ki kesinlikle anız yakılmaması gerekiyor. Evet. Çünkü bir tarım toprağının istenen verimlilik düzeyinde olabilmesi için ya da toprağımıza ektiğimiz zaman o toprağımızdan biz istenen düzeyde verim alabilmemiz için toprak ağırlığının en az %3'ü kadar organik madde içermesi gerekiyor. İşte bu organik maddenin kaynaklarından bir tanesi anızdır. Anladım. Bu nedenle anızın kesinlikle ve kesinlikle yakılmaması gerekiyor. Canım hocam, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, özür dilerim. Araya giriyorum. Kesinlikle yakılmaması gerekiyor ama bir yandan da işte çiftçimizi görüyoruz. Yani hani belki de demin de dediğiniz gibi tırnak içerisinde çaresizlikler. Bunun bir tekniği yok mu? Yani bir şekilde bundan nasıl yok edilebilir? Bunun bir tekniği yok mu? Tabii ki Mesut Bey, aslında bunun tekniği var. Şu anda neler var? Anıza doğrudan ekim yapan ekim makinalarımız var, mizerlerimiz var. Yine anızı toprağa parçalayarak gömülmesini sağlayan toprak sürüm aletlerimiz var. Ancak bu aletler köylerimizde ya da bütün çiftçilerimizde olmadığı için çiftçiler kısa vadede çözümü yakmakla buluyor. Yani günü kurtarmak adına anızı yakmakla çareyi buluyor. O nedenle tabii ki bu aletler bütün çiftçilerimizde olmayabilir. Şöyle yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet, anız yakmanın da cezai bir takım şeyleri var, uygulamaları var. Yasal olarak anız yakan bir kişiyi tespit edildiği zaman yanlış hatırlamıyorsam 6 ay hapis cezası da var. Ancak ben şu ana kadar 40 yıllık meslek hayatımda anız yakmaktan dolayı hapis yatan bir çiftçi duymadım, bilmiyorum. Demek ki ceza yasalar uygulanmıyor. O zaman ne yapılması lazım? Çiftçilerimizi eğitmemiz gerekiyor. Bu ekim makinalarının veya anızı parçalayarak toprağa gömülmesini sağlayan makinaların köylerde tedarik edilmesini sağlamak lazım. Bu konuda teşvik edilmesi lazım.
diye düşünüyorum. Hocam bir araya çünkü... gireceğim. Özür dilerim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması var. Sanıyorum kaybettiğimiz vatandaş sayısında bir artış olmuş. 12 ölüye çıkmış. Fahrettin Koca'nın şu anda Twitter'da yaptığı açıklamada duruyor hemen karşımızda. Diyarbakır ve Mardin'de iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye çıkmıştır diyor Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şimdi hal böyleyken tabii söylediğiniz her kelime altın anlamına geliyor sevgili hocam. Sonuç itibariyle birincisi bunun dersleri düzenli olarak verilebilir. Belki ziraatçılar tarafından. İkincisi bu makine belki teşvik edilebilir. Ama sonuç itibariyle tüm bunları çok da kafaya takmayan bir şeyden, kitleden yine yangınları duymamız maalesef ve maalesef mümkün olacak mı? Mesut Bey, bir de anız yangınlarına neden olan bir şey şu var. Belki bilinçsizlikten ya da dikkatsizlikten kaynaklanan, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Piknik alanlarına gittiğiniz zaman veya arazilerde, hasat yapılan yerlerde, yemek yenilen yerlerde, içilen meşrubat şişeleri veya değişik cam parçaları kalıyor. Bunlar mercek etkisi yapıp bu sıcaklıkta anız yangınlarına neden olabiliyor. Evet. Belki çiftçi bilerek, isteyerek yakmasa da bunlar da yangına neden olabilmekte. Tabii ki hepimiz, bütün vatandaşlar olarak bu işin şuurunda olmamız gerekiyor. Evet. Yüreklerimiz yanıyor, her yıl yanıyor. Bir defa değil, bundan ders çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bunun da farkında olmak için bence okullarımızda ilkokuldan itibaren bu doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması ile ilgili ders müfredatlarına konular eklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru, Mesut Bey. Doğru diyorsunuz. Çünkü bu... Buyurun. Doğru diyorsunuz. Devam edebilirsiniz. Buyurun. Yani çünkü... bugünün çocukları yarının belki bir kısmı çiftçisi olacak veya da piknik alanlarına giden insanlar olacak. Maalesef ben şu anda bir tatil bölgesindeyim. Bolu dağlarındayım. Buralarda piknik ormanlarının içinde piknik alanlarını gördük. Bugün ailemle birlikte gezerken emin olunuz yüreklerimiz parçalandı. Sabah spor yaparken gördüm. Bazı şişelere yangına neden olur diye yanımda birkaç arkadaş vardı. Topladık, çöplere attık. Yani bu biraz bilinçsizlikten çevreyi hovardaca kullanmaktan kaynaklanan hatalar da var. Anladım. Mesut Bey. Anladım. Bu tarım alanlarında da oluyor. Anladım. Aslında gerçekten iyi çiftçilerimiz, çiftçiliği düzgün yapan insanlarımız anızın... önemini biliyorlar. Anızın yakılmaması gerektiğini biliyorlar. Ancak çiftçilerin belli bir kısmı günü kurtarmak adına böyle faaliyetler yapabiliyor. Ancak bunun yapılmaması lazım. Belki işte biraz önce söylediğim makinaları bütün köylerde muhtarlıklar vasıtasıyla ortak kullanıma sunulması söz konusu olabilir. Bunun sağlanabilir bakanlığımız. Çünkü bakanlık işte anızı yakılmadığı zaman, anıza doğrudan ekim yapıldığı zaman destekler var. Çatak projeleri kapsamında destek veriyorlar. Hı hı. Cezai tedbirler var. Ancak çözüm olmuyor. O zaman biz farklı teşvik edici bir takım şeyleri de, yaptırımları da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Herkesten bilim insanı inceliğini beklemiyoruz. Ama duyarlı vatandaş ve bir şekilde devletin teşvik politikaları el ele verilirse belki anız bizim ölüm nedenlerimiz arasından çıkacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.